Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 30 Mayıs Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir Adana yarışımız var. Tabii gündüz de bir İstanbul'da 9 koşulu yine güzel koşulların olduğu kupalı yani adı tabiri yerindeyse kupalı yarışların olduğu güzel bir yarışlar var. Her iki videomuz da yayında arkadaşlar. Yarın yine üyelere değil bütün herkese açık ama pazartesiden itibaren yine üyelere özel. Bunu belirteyim arkadaşlar. Tabii bir de yarın Belmont Park var. Amerika yarışları. Onu da sizlere hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Onu da gün içerisinde hazırlayacağım. İki tane videomuz var. Dediğim gibi eğer sizler de arkadaşlar yeni üyelik yapmak isteyenler ister katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak veya videoların açıklamalar bölümündeki Instagram adresinde giriş yapıp oradan da herhangi bir kafanıza takılan bir şeyi sorabilirsiniz. Zaten orada gerekli açıklamalar var. Ona göre yol haritası çizebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bir hafta sonları cumartesi pazarları daha önce pazarları yapıyordum. Arada sırada cumartesi pazar yapıyordum ama bayağı arkadaşlar ricada bulundu. Ben de cumartesi pazar artık ayıp olmasın. Ben çünkü kimseyi dışlamış değilim. Hani kimse de şey değilim. Bazı arkadaşlar herhangi bir yorumlar yapıyor ama arkadaşlar şimdi herkes kendine göre konuşuyor da ben mecburiyet karşısında bunu yaptım. Bunu bir daha belirteyim. O yüzden üyelik yapmak isteyenler buyurun hoş geldiniz. Başka bir şey yapacağım bir şey yok yani. İnanın yoksa keyfimden yapmıyorum bunu. Gelelim bugünkü yarışlara. Adana yarışlarında 8 koşulu program var. 1. koşudan itibaren 4'lü Ganyanaya'mız başlıyor. 3. koşuda da 6'lı Ganyanaya'mız başlıyor saat 19'dan itibaren. Biz de hemen yarış programımıza, yorumlarımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen 1. koşudan saat 17.45'te şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında ilk startımızı verelim. Burada 9 safkan arasında koşacak olan yarışa baktığımız zaman Binoğlu Sümelhan burada kabak çekirdeği gibi tabiri yerindeyse sırıtıyor. Bu Sport Hero temsilcisi Mert Gökalp Arslan'la start alıyor. 5 gün önce bir yarış koştu ama tabii iyi bir grupta koştu. Yani o gün ben yine tabela içerisinde yer bekliyordum ama 5. geldi dedi. Belki de fazla sıkıştırmadı. Belli ki bu yarışa hedef aldılar. Çünkü bu ikramiye de kötü bir ikramiye değil. 69 bin TL yani hiç azımsanacak bir ikramiye değil. Bir de yetiştiricilik var. Yani 20 kusur bin liraya kadar yetiştiricilik var. Ben burada hiç sözü fazla uzatmayacağım. Binoğlu Sümelhan için bence kolay bir yarış olması bekleniyor. Bu Sport Hero temsilcisini Mert Gökalp Arslan'la kazanmasını bekliyorum. Bu dörtlü Gayan ayağında bir bankoyla geçelim arkadaşlar Binoğlu Sümelhan'ında. Günün ikinci koşusunda da üçlü Ganyan ve yedili plase ayağımızın açılış ayağı olan bir şartlı 3 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığım zaman yine çim pistte tek kazanmış olan hatta bir ikinciliği de olan bir El Kaşkar temsilcisi olan Binoğlu Fire of Rebellion. Bu safkanda bence bu yarışı yine kazanır. Yedili plase ve üçlü Ganyan ayağımıza yani Binoğlu Fire of Rebellion bu Y. Cengiz kardeşimizin ismi neymiş? Yaşar mı? Yusuf Cengiz'de kazanması bekliyorum. Yani ikinci banko. Birinci koşu bir tek, ikinci koşu bir tek arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Evet altılı Ganyan'ın birinci ayağı şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışına geldiğimizde 11 safkan arasında koşacak olan bu güzel ve zevkli yarışta ben önceliği 3 nolu Şenalp'e vereceğim. Bu Özgün Al temsilcisi Müslüm Çelik'le biraz rakiplerine oranla ağır kilo durumda olsa da safkan genel durumu oldukça formda zaten iyi halde. Son 4 yarışın 3'ünü kazanmış bir isimden bahsediyoruz. Bugün yine bence şanslı ve önlerde yazılması gereken isim. Tabi kilo dezavantajı maalesef var. Rakipleri yine ağır kilosuna rağmen bir nolu Mahsun Kral. Müslüm Baydan'la start alacak olan bu bilgin temsilcisi de böyle gruplarda her zaman iş yapabilecek güce sahip bir isim. 2 nolu Sukaya Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan bu safkanda apranti kilo indirimden faydalanarak bugün yarışa yine ciddi hazırlıklarla katılan bir isim. 10 nolu Tuğbey bu koşan efe temsilcisi Mehmet Akyavuz da oldukça uygun kilosuyla bu safkan da kum çim aydıtmayan bir safkan. Ben bugün yine önlerde yer almasını beklediğim bir isim olacak. 10 nolu Tuğbey'den ve bir de bunların yanında 4 nolu Boztepe Bey'i Ercan Çankaya'da start alacak olan bu Gobak Bey temsilcisinin de en azından formu şu aralar iyiyken ben bir kez daha kuponlara ilave edilmesinden yanayım arkadaşlar. Yani 3-1-2-14 yazılması gereken isimler eğer bir safkan da sıkıştırabilirsek buraya bu Mert Ali Solmaz'la start alacak olan 8 nolu Uçan Bilgin. Bu bilgin temsilcisine de bir dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 2. ayağında bir Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında
10 safkan arasında koşacak olan bu güzel ve çekişmeli yarışçıda ben önceliği bu grupta iyi performansa sahip olan 2 nolu Kızıl Ejder Mehmet Akyavuz da bu toşur temsilcisi 3 yarış koşup ilk 3'te bitiren bugün bana göre birinciliğin en güçlü adayı olan 2 nolu Kızıl Ejder olacak. Tabi ciddi rakipleri var. 1 nolu Doğan Pençesi, bir Yakup Bey temsilcisi, anne kanatından da bir Kalamış temsilcisi. Yani Kalamış da İzmir'de gerçekten bir kraldı. İzmir'de yani eğer dönemin o zaman yaşayan insanlarımız, burada büyüklerimiz kesinlikle Kalamış'ı seyretmişlerdi. Zaten Sedat Okumuş da bütün yarışlarını yapıyordu. Kafayı alırdı giderdi. Genelde hep Kerem 3 ile kapışırdı ama İstanbul'da 0-0 çeken bir safkandı bu 3 yaşlığında. Ama İzmir'e geldi, sınıf değiştirdi. Yani öyle bir kalite bir safkanı da görmek Allah nasip etti bize. Ben Kalamış'ın İzmir'de bütün yarışını zaten hiç kaçırmadım. Böyle güzel bir orijin bence kesinlikle yazılması gerekir. İkinci yarışındaki üçüncülük zaten buraya bir birincilik sinyalini veren bir durum. Hazırlık olarak da iyi. Bir de ben bu iki safkanın yanına, çünkü bu 2-1-1-2 çok ön plana çıkacak da, ama ben şu 9 nolu Erciş Güzeli'ni de, bu Şimşek'in onun temsilcisini, Tamer Bali ile bence ilave etmekte fayda var. Bu safkanın üçüncülüğü Çim'de yaptı ama galopları çok güzel. Galopları da kum pistte yapan bir isim bence bugünün tatlı sürprizini gerçekleştirebilir. Zaten dereceye baktığınız zaman 1.26'sıyla grubun en iyi derecesine sahip bir isim bence yazılır arkadaşlar. 2.19 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Günün 5. koşusu altında Ganya'nın 3. ayağı kısa vade 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik Çim koşusunda 11 safkan arasında koşacak olan bu zorlu ve çekişmeli yarışta ben önceliği 4 nolu Lady Sephora'ya vereceğim, bu Maximus Dream temsilcisine Müslüm Çilik'le. Kum Çim aydınlatmayan bir safkan bu aralar çok güzel form yakalamışken bence birinciliği lehine çevirebilecek güce sahip. 1 nolu Serveyron, bu Marsevelli temsilcisi Emrah Sincan'la start alıyor. Yine son yarışını kazanan, oldukça formda, tırnağın ucunda olan bu safkan yine hazırlıkları da mükemmel. Bence bu grupta her zaman söz sahibi olur. 2 nolu Winner Legendary, bir Wind River Wind temsilcisi olan bu safkan da Vedat Abiş'e start alıyor. Son 2 yarışını kazanan, oldukça formda, bu ismi de kuponlara yazıp, bir de şu 5 nolu Can Doit, bir Marsevelli temsilcisi Uğur Temür'le start alacak olan bu ismi de bence kuponlara yazıp bu aya bu şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 4-1-2-5 öncelik şans verdiğim isimler, ama bir hat daha sıkıştırabilirsek şurada 6 nolu Hilal Sultan'ı, bu Torok temsilcisinin Mehmet Akyavuz'a da ilave edebiliriz arkadaşlar. 4-1-2-5 önce 6, daha sonra şans verdiğim isim. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Handicap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu uzun mesafeli bir yarışta ben artık formunu her geçen gün daha da yükselten, artık bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Geçen yarışta da çok ön planda tutuyordum bu safkanı. 4 nolu Zida, bu Fersan temsilcisi Harun Kılıç arasında start alıyor. Ve idmanlarında oldukça canlı ve gelişme halinde olan bu isim bence artık bugün yarışı kazanır. Şanssızlığını kırar diye düşünüyorum. İyi bir isim. 4 nolu Zida, Harun Kılıç arasında benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün 7. koşusu altılı Ganya'nın 5. ayağı Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta da ben önceliği 3 nolu Semih abiye vereceğim. Bu Kırman temsilcisinin Müslüm Çelik'le koşmuş olduğu yarışlara göre daha da iyi duruma gelen bu ismi ilk çarpıya açacağız. 4 nolu Taç Azat, bir FM temsilcisi Müslüm Baydan'la start alalım. Safkan'da bir yarış gördü. 5.liği bence çok çok değerli. Hemen hemen rakiplerine aynı dereceyi elde eden bu isim. Artan nefesi ve artan kondisyonuyla kesinlikle yazılması gereken isim. Bir de bunların yanında ben Mehmet Akyavuz'a start alacak olan 7 nolu Nevi Nur, bu Kazber temsilcisinin de iyi performansıyla, iyi durumuyla yazılması gereken son isim olarak öneriyorum. 3-4-7 benim bu 5. ayakta sizlere önerdiğim isim. Günün son koşusu Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik Çim koşusuna 14 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben formunu artık daha da yükseltip son yarışın nihayetinde kazanan, kum çim aydetmeyen ve bomboş kilosuyla Erkan Tuş'la itinayla hazırlanan 13 nolu Tek O Atı, bu Taliban temsilcisini ben bugün ikinci banko olarak öneriyorum. Ben bugün bir birincilik daha bekliyorum safkandan. Bir kum yaptı, bir de şimdi de çimde yapsın. Zaten safkan tırnağın ucunda. Böyle bir fırsatı da kaçıracağını düşünmüyorum. 13 nolu Tek O At benim ikinci bankom. Bugünkü şablona geleyim. Birinci koşu 1 nolu safkan tek. İkinci koşu 1 nolu safkan tek. Yani 1 ve 2, 1, 1. Her iki koşu da tek, boş koşularda. Altılı Ganyan ayakları. Birinci ayak 3-1-2-10-4. Önce 8'de daha sonra. İkinci ayak 2-1-9. Üçüncü ayak 4-1-2-5. Önce 6, daha sonra 6'yı da hatta bunlara dahil edebiliriz. Dördüncü ayakta 4-10 safkan tek.
Beşinci ayak 3, 4, 7. Son ayak 13 nolu safkan tek. Arkadaşlar benim bugün şablon bu şekilde çıktı. Sizlere de bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Dediğim gibi arkadaşlar, üyelik yapmak isteyen arkadaşlara buyurun gelin. Tabii siz bilirsiniz yani, zorla ben hiçbir şey yapmıyorum. Sizlerin eğer hoşunuza gidiyorsa, kabul ediyorsanız buyurun gelin arkadaşlar. Instagram adresi de olsun, hepsi de gerekli açıklamaların, videonun açıklamalar bölümünde zaten yazılı. Oraya bakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek umuduyla.